altın bulduk. Bu kadar saat burada oturmamızın nedeni bu. Bu altısınız bu arkadaşlar herhalde o biraz ahlam. Size geçirdim de odaya bırakacağız bunu. Kiminse altın mı? Altın mıydı? Peki al. Evet değerli arkadaşlar, son gündem maddelerine doğru geliyoruz ve bitiriyoruz da. 11. gündem maddesi bütçe önerimi görüşülerek. Tabii bu konuyla ilgili bir önerge var. Sayın meslektaşlarımız, bu konuyla ilgili 3 tane önergemiz var. Birinci önerge 01.01.2023 31.12.2024 dönem bütçe önergeleri önceden basılı olarak dağıtılması ve internete yayınlanması nedeniyle tekrar okunmadan müzakere geçilmesini öneriyoruz. Önerenler Doğan Yılmaz, Nazan, Bircan, Osman, Fatih, Asım, Önder, Hüseyin, Halil kardeşim. Evet, önerge üzerinde söz almak isteyen var mı lehte aleyhte? Yoksa bu önergeyi yani şunu diye okunmadan direkt görüşmelere geçelim. Şu anlamda var mı yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen arkadaşlarımız yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. İkinci önerge. Bir önerge gene daha var. Artık bütçenin içine girdik, tartışıyoruz. Bütçenin, mevcut bütçenin şu şekilde olmasını istiyor arkadaşlar. Evet. Gerekçe kısmını çok okumayacağım. Uzunca bir müddet giriş var her iki önergede de. Sadece son kısmını okuyacağım. Maksat anlaşılacağını düşünüyorum. Makto aidat miktarı odan genel kurulunca bilinir. Ancak makto aidat memur maaş taban kat az sayısının 200 rakamıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz hükmünde dayanılarak 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren kadın meslektaşlarımızın doğum yaptıkları yıla ait olmak üzere makto aidat hesaplamalarının memur maaşı taban aylığı kat sayısının 200 ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar alınmasını öneriyoruz. Şimdi önerileri okuyayım. Fatih Arslan, Asım, Ali Şevdir, Savaş Albarak, Bayrak, Müynemin, Hüseyin, Melek Dönmez, Aziz Ok, Osman Yıldırım. Sayman olarak daha önce bulunduğum için öneriyi az çok biliyorum. Bu konuyu açıklık getirmek istiyorum. Bizim odamız 200 ve 400 aralığının 300'ünü uyguluyor. Yani taban aralığı maaş kat sayısını 300 ile çarpıyor. Ona göre bir aidat bulup onun üzerine art veya eksi olarak koyuyor. Buradaki öneri kadın meslektaşlarımızın doğum yaptığı yıl için bu en az sınır olan 200 kat sayısıyla çarpılıp ona göre aidat alınması şeklinde bir öneri var. Diğer öneriyi de ayrı ayrı uygulayacağız. Şimdi ben görüşmek isteyeceğim tabii. Yani devam başkan olarak büyüğü olarak. Yani bu böyle cinsiyet ayrımcısı gibi bir şey oluyor. Yani ben bana göre yani kadınlar doğum yaptığı sürece de yani çok erkeklerin de sıkıntısı olabilir, askerlik olabilir, başka şeyler olabilir. Bilmiyorum tabii. Bu konuda evet buyurun. Teşekkür ederim. Neyse yani ben bu konuyla ilgili görüş bildirmek isteyen var mı yoksa oynamaya sunacağım bunu. İkinci önergeye geçeceğim. Evet bu konuda ilgili görüş bildiren var mı arkadaşlar? Yok. Peki bu önergeyi efendim? Buyurun. Evet Muharrem Bey görüş bildirin. İyi akşamlar arkadaşlar. Önergenin içeriğine hiçbir itirazım yok. Fakat
Hepimiz beraber toplandık oda yönetimiyle ve adaylarla. Bunu neden getirmediniz o zaman? Son dakika gol atarak birbirimize tuzak kurarak mı gideceğiz? Yok, projemiz zaten. Projemiz. Hayır, bütçede ortak bela değil mi? Proje ortak. Karşılıklı konuşmuyoruz. Karşılıklı lütfen. Lütfen karşılıklı. Vesayete aykırı getirilmiş bir önerdiği reddediyoruz Çaybaş Grup olarak. Lütfen. Lütfen arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım. Ben şimdi katılıyorum. Muharrem Bey. Karşılıklı konuşmayalım. Kürsüdeki hatip de işaret ederek birilerine böyle hedef göstererek bir şeyler edemeyelim. Genel kurula hitap edelim. Genel kurula hitap ettikten sonra da oturalım yerimize. Evet, başka görüş bildiren bir isteyen var mı? İznin varsa oturayım mı? İznin varsa oturayım mı? Tam oturup seni çağırdım da. Tamam mı? Görüşürüz. Evet. Başka görüş bildiren var mı arkadaşlar? Buyurun. Buyurun mikrofona. Duysunlar, duymazlar. Sesim durmuyor. Mikrofona geç, evet. Sabah, tabii. Vallahi kadar saat 8 olmuş. Yani hepimizin bütçesini ilgilendiren şeylerin genel kurulda karar alınması gerekmiyor mu arkadaşlar? Bütçe toplantısında alınabilen bir karar uygulanabilir mi? Soruyorum, bilgim yok. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan Reşit Topçu, şöyle diyeyim ben, sadece şunu diyebiliriz, eşitlik ilkesine anayasaya aykırı, birilerine 200 kat sayabileceksin ve birine 400, eşitlik ilkesinden aykırı, yoksa şey değil. Evet arkadaşlar, başka söz yoksa oylamaya sunacağım. Evet, bu önergeyi oylamaya sunuyorum. Bir dakika arkadaşlar, var mı? Ama oradan konuşma lütfen, buradan duyacağız. Kayıtlara da gireceğim bir dakika, sizden konuşunca. Yani hem sizin resminizde ayrıca hem de kayıtlara gireceğim. Buyurun Asya. Arkadaşlar, evet kadınları bu kadar düşünmeniz çok güzel ama bunu sahada düşünün lütfen. Burada değil, eğer kadınlarla ilgili bir şey düşünülecekse kadın erkek olarak da değil, cinsiyetçi olarak bakmadan eğer bu aidatlarla ilgili bir düzenleme yapıyorsak büroların kazançlarına göre ayrımcılık yapalım. Birçok kadının bürosunun kazancı birçok arkadaşımızı eleman olarak çalıştırabilecek düzeyde. Bunlara bakarak aidatları belirleyelim. Büroların kazançlarına, müşteri sayılarına, sayılamayan, cirosuna göre değerlendirilemeyen, rakam olarak ağzıma alamadığım rakamlarla müsteaidatla gittikten sonra şu andaki durumda aylık cirosu 150 bin lira olan da aynı aidatı ödeyecek. 5 bin liraya karnını doyurmaya çalışan kişi de arkadaşımız da aynı aidatı ödeyecek. Eğer bakacaksak doğum yapan kadın olarak değil bu şekilde bakalım, buna göre değerlendirelim. Teşekkürler Aslan. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Söz olmayacaktı. Bu öneriyi önerenler Fatih Aslan, Asım Karaman, Ali Şevdir, Savaş Albayrak, Melek Dönmez, Azizov, Bünyamin Çolak, Hüseyin Kahraman, Osman Yıldırım, Ali Şevdir. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, önerge reddedilmiştir. Evet, İkinci önerge yok. İkinci önerge. Gerekçe yine uzun, o gerekçeyi okumuyorum. Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşlar, taban at, aylığı tavsiyesinin 200 rakamıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az olamaz diyor kanun. Hükmüne dayanarak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bir iş yerine bağlı olarak çalışan serbest muhasebeci mali müşavirlerden maktu aidat hesaplanmalarının memur maaş taban kat aylık sayısının 200 ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan alınmasını öneriyoruz. Fatih Arslan, Asım Karaman, Ali Şevdir, Savaş Albayrak, Bünyamin Çolak, Hüseyin Kahraman, Melek Dönmez, Aziz Ok, Osman Yıldırım. Evet, bu önemli ilgili lehte ve aleyhte konuşmak isteyenler mi arkadaşlar?
Yok. Peki, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler arkadaşlar. Önerge oy çokluğuyla reddedilir. Değerli arkadaşlar, evet şimdi bütçe yönetim kurulunun genel kurula sunduğu bütçeyle ilgili oylamaya geçeceğim. Özellikle aynı şekilde yani yönetimden geldiği şekilde bütçeyi 1-1-2023 bütçesini görüşmesi ve karara bağlaması. Evet, 1-1 yani toplu yapayım. Tüm bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bütçeyi, kabul etmeyenler arkadaşlar. Evet, iki oya karşılık oy çokluğuyla. Hayır oraya. Tamam. 6 red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, 12. madde gündemimizin vefat, sağlık ve tutukluk nedeniyle iade eden borçları silinecek üyeler hakkında karar alınması. Bu konuda Bircan arkadaşımıza saymana söz veriyorum. Açıklama yapsın, ona göre değerlendirelim. Son maddeye geliyoruz arkadaşlar. Biraz sabrınızı. Tekrar merhaba. 3 yıllık dönem içerisinde bize sağlık ve tutukluk nedeniyle herhangi bir müracaat